Merhaba dostlar, yeni keşfettiğim para kazandıran inanılmaz bir yurt dışı kanal konseptini sizlere anlatacağım. Tamamını yapay zekadan yararlanarak oluşturacağız. Dil bilmene gerek yok, onu da yapay zeka halledecek. 2 ay gibi kısa bir sürede para kazanacağız. İnanmayanlar olabilir, bu yüzden yurt dışındaki örneklerine bir bakış atalım. Bu kanal yurt dışında oluşturacağımız Stoizm kanalının bir örneği. Dostumuz 2 ay içerisinde para kazanmayı açmış. 12.700 aboneye erişmiş ve pratik ve kolay olduğu için de dostumuz her gün video atmaya karar vermiş. Burada 175.000 izlenen bir videosu var. Bunun da büyümesinde büyük bir faydası olmuştur tabii ki. Bu konsept ile para kazanmayan olursa gelip beni bulsun. Bu kanal tamamıyla güven üzerine inşa edilmiş bir kanal arkadaşlar. Sürekli konsept paylaşmıyorum. Güvenilir olan konseptleri sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü çöp işlerle zamanınızı harcamanızı istemiyorum. Bu konsepte para kazanırken bunu yabancı kanal olarak da yapabilirsiniz. Bunu Türkçe kanala da entegre edebilirsiniz. Yeter ki kendinize güvenin. Sizin elinizdeki fırsat ve sizin bilgileriniz ve yeteneklerinize sahip olamayan binlerce kişi bu şekilde para kazanıyor. Cesaretini topla ve hayatını değiştirmek için bir karar ver. Pes etme. Belki videon tutacak, belki tutmayacak ama kendine bir strateji belirlediğinde YouTube üzerinden para kazanmama şansın yok. Bu kadar net söylüyorum. Başarabilirsin. Ben nerelerden geldim ve şu anda para kazanıyorum. Sadece bir telefonla. Benden ya da bu yolla para kazanan hiç kimseden bir farkın yok. Sadece sıkı çalış, disiplinli ol ve pes etme. Para kazanacaksın. Çaktın köfteyi. Göstereceğim yurt dışı kanal konsepti affiliate ile para kazanmaya da uygun bir konsepttir. Daha önceki videolarda dijital ürünle size para kazanmayı öğretmiştim. Ona da çıkan kartlardan ulaşabilirsin. Fakat bu videoda yabancı kanal oluşturarak para kazanmayı sizlere anlatacağım. Siz isterseniz bunu Türkçe'ye de entegre edebilirsiniz. 100x Fikir kanalımızı Türkçe yapmıştık. Oradaki aşamaları bu kanala entegre ederek bunu da başarabilirsiniz. İddia ediyorum, videoyu sonuna kadar izlediğinde YouTube üzerinden para kazanmanın sırlarını keşfedeceksin. Bu ve bu gibi birçok para kazandıran konsepti 50'den fazla konsepti bir e-kitapta buluşturduk. Eğer o konseptlere de erişmek ve o konseptlerde para kazanmak istiyorsan e-kitabımız açıklama kısmında. Aynı zamanda yeni konseptleri keşfettikçe sizlere toplu olarak mail göndereceğiz. Lafı daha fazla uzatmadan nasıl yapılacağına geçelim. Merhaba dostlar, hedef kanalımızla başlıyoruz. Hedef kanalımızın nasıl bir strateji izlediğine bakarak hareket etmemiz gerekiyor. Bunu çok kısa bir şekilde geçeceğim. Arkadaşımız 12.700 aboneye 23 videoda erişmiş. Kapak fotoğrafına stoik bir video koymuş. Sonrasında gördüğünüz gibi kapak fotoğrafları hep birbirine benzer kapak fotoğrafları ve bir de bir yazı yazmış kenarına. Yani konuyla alakalı ilgi çekici bir yazı yazmış. Baktığımız zaman ilk videoları o kadar çok izlememiş. 1, 2, 3, 4, 5 tane videosu nereden baksanız 1000'in altında izlenmiş. Fakat burada büyük ihtimalle video kanalı patladıktan sonra izlenen sayılar bunlar. Bunlar çok az izlenmiştir ilk attığı süreçte. Bu yüzden sizin de bu noktalarda pes etmemeniz gerekiyor. Baktığınız zaman ilk 8 tane videosu 10 dakikanın altında. Yani kısa videolar paylaşmış. Burada anlamamız gereken nokta şu. Şu videoya kadar 7. 1900 izlenene kadar arkadaşımız kısa videolar atmış. Buradan sonra videoları 1000'in üzerinde izlenmeye başlamış. Fakat ortalama görüntülenme süresi yetersiz olduğu için çok fazla önerilmemiş. Sonra arkadaşımız uzun bir video denemiş. 18 dakikalık bir video paylaşmış. Ortalama görüntülenme süresi de uzun olduğu için gördüğünüz gibi 175.000 izlenmeye ulaşmış. Ve bunu 2 ayda yapmış. Yani şu anda YouTube için para kazanmak için pini istese pini daha gelmemiştir. Ama para kazanması bu arkadaşımızın açık. Bu kanalda benzer yabancı bir kanal oluşturacağız. Bu kanalda yabancı bir kanal. Şimdi benim gözüme kestirdiğim video şu video. 10 dakikanın altındaki ve en çok izlenen video bu olduğundan dolayı bu videoyla başlayacağım. 8 dakikalık bir video. Şimdi bu videonun en başında hepimizin bildiği gibi transkriptini alacağız. Tabii ki de her zaman kullandığımız Antiago'ya geliyoruz. Antiago'da bu metnimizin bizim transkriptini çıkartacağız. Transkriptini çıkarmak için de bildiğiniz gibi yukarıdan videonun linkini alıyoruz. Linkini gelip Antiago'ya buraya yapıştırıyoruz. Sonra buradan copy transcript dediğimiz zaman bu transkripti kopyalamış oluyoruz. Yine ChatGPT'den yararlanarak bu videoyu oluşturacağız. Buraya gelip diyorum ki sana vereceğim İngilizce metne benzer metnin bulundurduğu unsurları içerisinde bulundurarak metnin sıralamasına benzer İngilizce bir metin oluşturmanı istiyorum diyorum. Sonra bize ChatGPT bize metni benzer metne aynı metin değil metnin çevirisi de değil. Siz burada Türkçe bir video çekecekseniz konsepti Türkçe entegre edecekseniz diyeceğiniz şey şu. Bu metni Türkçe'ye çevirerek şöyle 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 yaparak Türkçe'ye çevireceksiniz. Bunu bu şekilde Türkçe'ye entegre edeceksiniz. Biz yabancı bir
bir kanal oluşturacağımız için, metnin de aynı olmamasını istediğimiz için buna benzer bir metin yazmasını istiyoruz ChatGPT'den ve daha iyi bir metin yazmasını istiyoruz. Biraz daha bu metni geliştirmesini istiyorum. Çünkü her ChatGPT'den istek gösterdiğimizde, istediğimizde çok daha iyisini yapmaya meyilli. Bu metni alıyoruz. Yapacağımız şey şu. Bu metni seslendirmemiz gerekiyor. Seslendirmek için Erol Naps'i kullanıyoruz. Bunu seslendirirken yaşlı ve tok bir sese, dip bir sese ihtiyacımız var ki stoizmi iyi yansıtabilsin. Bu Brian sesi yaşlı İngiliz bir erkeğin sesi, Brian seslendirmesini istiyorum ben. İsterseniz herhangi bir seslendirme yapabilirsiniz. Bu tarz seslendirmelerde daha çok Brian'ın sesi kullanılıyor. Gelip buradaki metnimizi kopyalıyoruz, buraya yapıştırıyoruz. 2500 kelime diyor. 2500 kelime kelime çevirerek bunları CapCut'ta birleştireceğiz. Şimdi seslerimiz hazır. Bunun üzerine oluşturacağımız stoizmle alakalı görsellere ihtiyacımız var. Ben tamamıyla Yunan tanrılarının olduğu görselleri istiyorum. Arkadaşımızın, hedef arkadaşımızın videolarını kontrol ettiğimde 8 dakikalık videoda 22 tane görsel oluştuğunu gördüm. Bu nedenle dolayı bizim 22 tane görsele ihtiyacımız var. 22 tane görseli bir videoda toparlamamız gerekiyor. Aynı zamanda bu oluşturacağım kanalı sizinle paylaşmayacağım. Daha önce oluşturduğum kanalda buradan çok fazla oraya kişi gittiğinden dolayı kanalın algoritması bozuldu. Size videoyu nasıl yapabileceğinizi, kapak fotoğrafınızı nasıl yapabileceğinizi en ince detayına kadar tekrardan size göstermiş olacağım. Bunun için Discord'a geliyoruz. Discord'da Midjourney'e geliyoruz. Başka insanların oluşturduğu görselleri buradan toplayacağız. Greek Ghost dediğimiz zaman Yunan tanrılarının görselleri karşımıza çıkmış olacak. 22 tane elimizde görsel olması gerekiyor. 22 tane görsel oluşturduktan sonra buradayız. Arkadaşlar şimdi görsellerimiz hazır. CapCut'ta bu görselleri ortalama 15-20 saniyelik oluşturmamız bizim için en iyisi olacaktır. Görsellerimizin arasına geçiş efekti ekleyeceğiz. Geçiş efektinde buradan istediğiniz geçiş efektini ekleyebilirsiniz. Ben bu geçiş efektini ekleyeceğim. Bu efektleri teker teker görsellerin arasına ekliyoruz. Şu anda geçiş efektlerimiz tamam. Görseller böyle çok kısa kaldı. Görselleri şu şekilde yapacağız. Bu görsel şu anda uzak halde. Şuradan bu position size'ın sağ tarafındaki noktaya tıklıyoruz. Sonra videonun görselin sonuna geliyoruz. Bu görseli şu şekilde yakınlaştırıyoruz. Tam şöyle ortalıyoruz. Videomuz şu şekilde görmüş oluyor şu anda yani. Video yavaş yavaş yakınlaşıyor. Bunu her görsel için teker teker yakınlaştırıyoruz ki videolar izlenebilir bir hale gelsin. İnsanlar izlerken daha keyif alsınlar. Arkadaşlar şu anda yakınlaştırmamız da tamam oldu. Üzerine ufak bir efekt eklemek istiyorum bunların. Efektle daha güzel olacağını düşünüyorum. Yunan tanrıları olduğundan dolayı biraz daha eskitme efekt eklememiz gerekiyor. Noise 2, CapCut'taki Noise 2 efektini bunun üzerine ekliyorum. Videomuzu efektlere ekledik. Şimdi tek yapmamız gereken Auto Caption'a gelip İngilizce'yi seçip Create diyoruz. Bize şimdi bir altyazı oluşturacak. Şu anda altyazımız hazır olmuş oldu. Buradan animasyonlardan Caption'ı seçiyorum. Metnimiz şu anda animasyonu hazır oldu. Bunu ortalıyoruz. Şimdi bunun arka tarafına bir müzik ekleyeceğiz. Müziğimizi de şu şekilde üstüne ekliyoruz. Biraz kısaltıyoruz. Şöyle 30'larda olması en iyisi oluyor açıkçası. Şöyle bunda bitiş noktasından şarkıyı devam ettiriyoruz. Tamamıyla sıfırdan hazır olmuş bir yurtdışı kanalımız, stoizm kanalımız oluşmuş oldu. Şimdi Canva'dan size bir kapak fotoğrafı oluşturmayı nasıl oluşturabileceğinizi göstereceğim. Canva'ya geldik. Canva'da böyle bir tane görselimiz var. Bu görselleri istediğiniz gibi yapay zekaya da yazdırabilirsiniz. İsterseniz herhangi bir yerden de alabilirsiniz. Bildiğiniz gibi burası beyaz kaldı. Burayı tekrardan siyah hale getiriyoruz ve buradan geçiş efekti ekliyoruz. Üzerine İngilizce olarak ne yazacağımı bilmiyorum diyorsanız oluşturduğumuz metindeki altyazı kullanabilirsiniz. Ne diyor burada? Conquer Life diyor. Biz de aynı bir şekilde bunu yazabiliriz ve hemen buradan aynı şekilde Conquer Life diyoruz. Bence bizim kapak fotoğrafımız daha iyi oldu. Şimdi bu kapak fotoğrafımız da hazır oldu. Video da hazır. Bunları açıklama kısmını, başlığını, her şeyini yine tekrardan yapay zeka yazabilirsiniz. O noktaları teker teker göstermeyeceğim. Önceki videolarda size çok detaylı bir şekilde onları da nasıl yapabileceğinizi size göstermiştim. O videoya da gitmek isterseniz yukarıda çıkan kartlardan o videoya da gidebilirsiniz. Videomuz hazır olmuş oldu. Kapak fotoğrafımız da hazır. Bu ve bunun gibi çok daha fazla para kazandıran konsept fikirlerini açıklamadaki ek kitabımızda bulabilirsin. Kanalındaki diğer videoları da göz atarak yapay zeka ile para kazanmanın sırlarını keşfedebilirsin. Diğer videoları da izlemeyi sakın unutma. Aklınıza takılan her soru için yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Videoların devamının gelmesi için beğenip kanala hala abone değilsen abone olmanı da sana tavsiye ederim. Çok daha efsane videolar yolda. Bir sonraki videoya kadar
güçlü kalın.